Hoş geldiniz yemek okulumuza. Bugün ekmek teknesinde ilk defa içecek yapacağız. Böyle yazın sıcağında dondurmalı, sürülebilir çikolatalı, bonibonlu, gofretli 3 tane soğuk kahvemiz var. Başlamadan önce arkadaşlar, kanala abone değilseniz lütfen ricamdır abone olunuz. Tencerede sıcak su var, bir kaynamıştı. Ondan sonra bu sürülebilir çikolatayı kavanozla onun içine koydum ki sınsın. İşte ben onu bardağa süreceğim, bandıracağım falan. Onu yaptım bir 5 dakika önceden. Şimdi artık kahve yapmaya geçebiliriz. Onun için de burada 3 çorba kaşığı Türk kahvesi var. Koydum böyle küçük bir tencereye. Bir de burada işte 4 bardak kadar 800 ml sütüm var. Onu da bir kısmını koydum. Hepsini koymuyorum ki, yani yaklaşık 200-250'sini koyuyorum. Bütün sütü ısıtmayalım diye. Bunu şimdi çok değil 2 dakika falan şöyle bir pişireceğim. Maksat Türk kahvesi açılsın. Bunu filtre kahveye de yapabilirsiniz. Hani yapmışsınızdır, kalmıştır, soğumuştur. Onu da kullanabilirsiniz. Şimdi kenarlarına fokurdamaya başlayınca altını kapattım. Şöyle bir karıştırdım. Bu şimdi kenarda birazcık soğusun. Ondan sonra bu bütün sütle karıştıracağız. Bu sırada bu yumuşattığımız sürülebilir çikolata vardı ya. O şöyle bir kıvamda artık akıyor. Şimdi birinciyle başlıyoruz. Bardaklar büyükler ve ağızları birazcık daha açıklar. Çünkü dar alan olunca içine dondurma koymak zorlaşıyor. Şöyle şunun içine böyle bundan 2 kaşık falan koyuyorum. Şöyle bir kaşığın sapını aldım. Bununla böyle giriyorum. Şöyle hop uzatıyorum. Hop uzatıyorum. 5 tane yaptım. Şöyle bir kasem var. Kasenin içine de bundan koydum. Şunu şöyle getiriyorum. Bunu etrafını buna böyle buluyorum. Böyle dursun, birazcık aksın. Bu çok sıcak olursa çok cıvık olur ve bu böyle fazla akar. Orada da ne yaparsın? Hemen hop bardağı buzdolabına koyarsın. Onu da öyle çözersin. Bir avuç yer fıstığı var. Kavrulmuş ve tuzlu. O böyle tuzlu güzel olur. Şunu şöyle ince ince kıyıyorum. Bunu aldım böyle. Buna serpiyorum. İçine hatta dökmemek lazım ki pipeti tıkamasın. Bu böyle oldu. Şurada sütüm vardı ya, o sütü artık kahveye ekledim. Şöyle bunun içini buzla doldurduk. Üstüne 2 top dondurma koyduk. Bir de bu çikolatalı bisküvilerden pipetini taktık. Birazcık da yer fıstığı serpince birincisi hazır. Sürülebilir çikolata döktüm. Kaşıkla kenarlarını yukarı çektim. Şimdi tekrar ağzını bandırma yapacağız. Bunun etrafına bir şey sürmedik. Bir top dondurma koyduk. Bir tane bu minik çubuktaki dondurmalardan koyduk. Bir tane de şöyle koydum. Böyle karamelli çikolata koydum. Bu da böyle oldu. Şimdi üçüncü ve sonuncuya geldik. Yine ortasına döktüm. Bunu böyle bulaştırdım buralara. Tekrar buraya geldik. Bir, iki, üç. Evet Burak'cığım, çok güzel görünüyorlar. Favori hangi Sina? Benim favorim sanırım bisküvili olan. Bu mu? Evet. Ay çok sevindim, benimki buydu. Çünkü karamelli çikolata var içinde. Şöyle, hem dondurması biraz eridi, kahve şekerlendi. Yeterince şekeri yokmuş gibi. Nasıl? Çok güzel. Şöyle de yapayım. Çikolatasını alayım. Artık aylardır evdeydik.
bir sahil kenarında buz gibi kahveyi hak ettik kahvesi. Böyle bir kendini şımartayım, haylazlık yapayım kahvesi. Benim favorim bu. Sizinki hangisi? Bonibonlu var, bisküvili var, işte dondurmalı çikolatalı var. Aşağı yazabilirsiniz bence favorinizi. Bizden bu kadar. En kısa zamanda başka haylazlıklarda görüşmek üzere diyorum. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Buradan da ben kahveci değilim, ben çaycıyım derseniz burada Refika'nın yaptığı şeftalili, kavunlu soğuk çaylar var. Oraya gidebilirsiniz. Görüşmek üzere.